Selamlar arkadaşlar. Çoktandır yapmadık. Zannettim ki unuttuk değil mi? Kafamız başka şeylerle meşguldu ben. Ama moda gelince umarım ki bu mod devamlı gelir. Çok konuşacak şeyleri vardır. Red Pill hakkında. That's right baby, red pill time. Yep. Ve bir günkü konumuz kadınlar parayı ve materyalist şeyleri çok seviyor. Evet. Birçok kadınlar arkadaşlar, birçok kadınlar parayı seviyor. Çünkü doğrudur. Doğrudur. Parayı seviyorlar. Güzel yemekler yemeyi seviyorlar. Güzel kıyafetler seviyorlar. Yok gitsinler manikür, pedikür, tırnaklarını, onları, bunları, ıvır zıvır o gibi şeyleri, yani bu gibi şeyleri seviyorlar. Seviyorlar ya. Git bir kadını koy bir mağazanın içinde, bir çocuğu sanki Disneyland'da göğütmüş gibi olun. Yani bir küçük çocuğu göğüt Disneyland'ın içinde, bir kadını da mağazanın içinde göğüt. Fucking kadın kendini Disneyland'ın içinde hissediyor ya, mağazanın içinde. Ya da bir nasıl bir şişman çocuk, al bir şişman çocuğu da sok gene yemiş dükkanın içine, şeker satar, çikolata bayılır, öyle gibi bir şey. Man. Evet, kadın biraz güzel olunca, kadın biraz güzel olunca kendini daha çok pahalıya hissediyor. Kendini pahalı hissediyor. Daha çok kendini, daha çok zengine kendini layık hissediyor. Okay. Ve böyle. Şimdi olay nedir? Bak. İngiltere veya Almanya'daki kadınlarının, Türk kadınların farkı nedir? Şimdi İngiltere'deki kadınların ekonomik özgürlüğü de vardır. İngiltere'de kadın ihtiyaç duymuyor. Bir erkek gitsin de manikür, pedikürsünü olsun, busunu ödesin. Çünkü kendi parası da vardır. Kazanıyor ve lüksüne harcayabilir. Çünkü orada alım gücü daha çoktur. Tabii ki oradaki güzel kadınlar da kendini daha çok değerli hissettiği için daha yüksek statüslü erkekler istiyor. Daha yüksek statüslü erkekler tabii ki daha çok paralı erkekler. Ama Türk kadınlar da bambaşka bir boyuttur bu. Çünkü Türk kadınlarda birçoğunda hiç ekonomik özgürlüğü yoktur. Nasıl Türkiye'de birçok fakir erkekler geziyor, birçok fakir kızlar da geziyor. Ve güzelleri olunca onlar zannediyorlar ki onlara zengine hak ediyor. Çünkü güzeldiler diye lazımdır zengin birisi alsın kendilerini. Şimdi sıkıntı burada. Sıkıntı burada. O kadar zengin yok. Yani hiç kimse yanlış anlamasın da o kadar güzel kız da yok. Yani Türkiye'de açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Yani diğer ülkelere kıyaslayınca git Ukrayna'ya
fucking Belarus'a git, onların normalde sırada bir sokakta bir kız al. Normal sırada bir random bir kız al. Bizim iyilerine, bizim iyi olan kızlara onlardan daha iyi olacak. Onlara 8-9 puan verin. Bizim iyi kızlar 6-7 puan. Mesela çok ender bulursun ki çok güzel Türk kız. Açık açık söylüyorum, çok ender bulursun. Çok ender bulursun. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer orta standart Türk kızı şu 5 puandır veya 6 puandır kendini çok güzel hissediyor, zannediyor. Kendini çok güzel zannediyor. Özellikle makyaj yapınca, özellikle Instagram'da filtre yapınca kendini 10 puan zannediyor. Ve zannediyor ki alacağı erkek da lazımdır, çok hem yakışıklı olsun hem de paralı olsun. Türk kızların birçoğu hayal dünyasında yaşıyor. Türk kızların birçoğu hayal dünyasında yaşıyor. Dediğim gibi, bak ben İskele'de kalıyorum, Kıbrıs'ta, ve bu bölgede çok Rus kızlar vardır ve Ukraynalı kızlar vardır. Ve onların çirkini bizim güzellerimizden daha güzeldir. Açık söylüyorum. Sorry. I am sorry. Bizim Türk kızlarımız çok şeyler, gerçekten çok şeyler istiyor. Egoları patlıyor sosyal medyadan dolayı. Çünkü sosyal medyada orta sınıf bir kız, orta güzellik bir kız süsleyip ve filtre yapıp kendini level atlatabilir. Ama gerçek değil o. Ama birçok insanlar ilişkilerini internetten başlatıyor bu çağında. Ve bu sefer ne oluyor? Bu sefer diyelim ki durumu olan iyi bir erkek internette bir kızla tanışıyor ve realde gelince erkekte bir hayal kırıklığı oluyor diyorum. Fucking hell man. Bu neydi? Bu internette gördüğüm aynı kız mı ya? What the fuck is this? You get what I'm saying? Yani bu yüzden arkadaşlar sıkıntı büyük. Sıkıntı gerçekten büyük. Ama tabii ki iyi de kızlar vardır. İyi de kızlar vardır. Ama az. Çok az. Birçoğu dediğim gibi yani Türkiye'de hem çoğu fakirdir ve fakir oldukları için istiyorlar bir erkek onlara baksın. Ama şimdi böyle diyeyim size, yani bir kadın bir erkeği iyi durumda bile olsa batırabilir. İyi bir kadın bulursan, ki o kadar çok materyalist değil, hayatta çok şeyler başarabilirsiniz. Ama birçoğu öyle değil. Birçoğu öyle değil. Sen işlen, sen çalışın, o da yer. Sen işlen, çalışır, o da yer. Bu yüzden doğru kızı bulmak
baya şey lazım. Hem sabır hem de sınav lazım. Sınava sokacaksın kendini. Sınava sokacaksın kendini. Deneyeceksin yani. Mesela yoksa olmaz. Yoksa olmaz. Yani sonuçta niyetin birinden evlenmekse, bir şey etmekse, bir kız şu sadece süsünü püsünü düşünürse, sadece osu busu düşünürse ve geleceği düşünemezse, onun hesabı kötü, kitabı kötü olunca ama sen, o sana hep güvenir. Çünkü sen sürekli veriyorsun. Sen hep verin, 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 verin. Sen ne olur? Bu sefer zengin olsan bile o kız seni fakir eder. Ve çok gördüm öyle. Çok gördüm öyle. O yüzden çıktığında bile kızla bir durumun iyiyse bile şımartma kendini. Şımartma. Çünkü bilin, belki bugün durumun iyidir, şımartabilirsin. Yarın işler kötü gider. Her şey düşer. Ve bu sefer sen kötü olursun. Evet. Sen kötü olursun. Sen kötü olursun. Rezil olursun. Çünkü öyle alıştırdın kendini. Çünkü öyle alıştırdın kendini. Bu yüzden birazcık gatsot olacağım. Gatsot yani cimri. Beğenmezse fuck off. Zaten durumlar birçok insanlar için kötüdür. Adam biliyorum. Adam biliyorum ki bütün maaşını kız arkadaşına harcıyor. Bütün maaşını kız arkadaşına harcıyor. Kız arkadaşı da lay lay lum yiyip içiyor ve sıçıyor. Sonra ne olur? Sonra erkek aşık oluyor kıza. Kız da tabii ki razıdır. Zaten ekmek elden su gölden evlenmesine teklif eder. Bu sefer ne olur? Ev ve yuva kurmak kalkıyor erkek. Şimdi o erkek nasıl ev ve yuva kuracak? Çünkü bütün parası zaten kız arkadaşına giderdi. Bütün parası onun yemesine, içmesine, parfümüsüne, cartına, curtuna, osuna giderdi. Şimdi adam ister yuva kursun ve ev alsın. Şimdi para oraya mı gidecek yoksa kıza mı gidecek? Bu sefer adam kısar. Bu sefer kız ne olur? Kız başlar ving 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 kötü olsun. Bencil, bencil kızlar. Evet. Ve genellikle bu gibi kızlar kendilerini güzel zannediyorlar. Ve kendilerini zannediyorlar ki hakkıdır bir erkek onlara baksın, yedirsin, içirsin. Erkek de eşek gibi çalışacak. No. No, 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 no. Öyle bir durum olamaz. İlk başta nasıl alıştırırsanız öyle gider. İlk başta şımartırsanız o kız hep bekler senden. O kız senden hep bekler. Ama kendin tutumlu olursan bütün paranı bile göstermiyor ona.
Bütün paranı gösterirse ona senden ha öyle ha böyle alacak. Bir kısımcık ayır, çoğunu kendine tut. Kendini düşün. Kendini düşün. Her şeyi ona yatırma. Her şeyi ona yatırma. Yok. Lazım bilesin yok demeyi. Yok demeyi bilirsen o kız sana saygı gösterecek. Yok demezsen bilmeyi gün gelecek ki mecbursun yok diyesin. Çünkü bir şey kalmadı. O zaman o kız sana hiç saygısı olmayacak. O zaman seni rezil edecek. Belki de bırakır da ve senin kalbin de kırılır. Ya. That's how it is. That's how it is. Evet. Bakıyorum. Birçok insanlar diyor ki işte paran lazım olsun da karı olsun. Ben işte benim uzun boylu değilim, yakışıklı değilim, param yok. Birçok insel erkekler bunu yazıyor bana. Param olsan da, yakışıklı olsan da, o zihniyetinden gidersen yine sonunda kazık senin götüne gider. Bu yüzden bak, alfa erkekler her zaman her şeyin içinde kontrolludur. Parada da kontrolludur. Para da onun idaresindedir. Bazı erkekler vardır ki parayla o kadar iyi değil. Ve garıya bırakır parayı idare etsin. Çok büyük hata. Çok büyük hata. O istediği gibi seninle oynar. Ve düştüğün anda seni siktir eder. Hiçbir zaman kontrolünü kaybetmeyeceksin. Kontrol her zaman senin elinde olacak. Kontrol her zaman senin elinde olacak. Bileceksin yok demeyi. Yok demeyi bileceksin. Hayır. Kusura bakma gidemeyin, çıkamayın bu akşam. Yok kusura bakma çıkamayın bu hafta sonu. Ama arkadaşlarım da işte sikerim arkadaşlarımı. Bileceksin bunu. Ama ilk zamanlarda yapacağım bunu. İlk zamanlarda her şeyine katlanırsan ve ondan sonra iş ciddiye gidince sonra aran değiştiresin. Kaybedirsin. Huzursuz olun. Nasıl alıştırırsan kendini ilk zamandan öyle gider. Nasıl alıştırırsan kendini ilkten öyle gider. Çünkü one thing. Ne diyeceğim şimdi? Take the motherfucking red pill. Peace out.